Bir de herkesle aran iyi değil mi? Mesela benimle de aran iyi, Acun'la da aran iyi. Ondan sonra <laughs> e, ne bileyim herkesi, herkes herkesin çok seviyor. Yani ciddi de buluyorlar, bir de başarını da Sağ hani olsunlar. başarını da kıskanıyordur herkes. Bir yandan çok da takdir ediyordur. Yani bu genç yaşta aslında buna ulaşmak da kolay bir şey değil. Yani tabii biraz politik davrandığımız noktalar oluyor. Yani herkes bizi sevsin diye e, kendi karakterimizden taviz vermiyoruz ama en azından ortama göre ayak uyduruyoruz birilerinin neden daha fazla hoşlandığını bilerek sanki biz de çok ondan hoşlanıyormuşuz gibi bazen davranabiliyoruz. Eski şöhretlerin şeyleri vardı. Yani onun çıktığı kızla öbürü çıkardı. Sonra bunların arası bozulurdu. Sonra hmm. o kız bunları ikisini idare ederdi. Sonra gider bir, bir de bunlarla arkadaş olan başka çocukla çıkardı filan. Bunlar küserlerdi. Bunlar hep yaşadığımız şeyler oldu hmm. eski şöhretler arasında. Ya da hayat daha yavaştı ama kızlar hızlıydı. Hmm. Ya da hmm. adamlar kendilerini hızlı sanıyorlardı filan. Az iş vardı. O işi niye o aldı da bu alamadı vardı. Şimdi çok iş var. Daha küçük paralar ama daha çok iş var. Hı -hı. Dolayısıyla herkese biraz iş düşüyor aslında. Var mı böyle rekabet ettiğin kimse? Yoktur herhalde. İş konusunda mı? Kızlar konusunda mı? İkisinde de. Yok. Yani olmasını çok isterdim. Çünkü çok Hı -hı. farklı bir alanda çok farklı formatlar yapıyoruz biz. Mesela bizim talk show'umuz 2 saat sürüyor. 3 saat süren var. Bir saat sürüyor falan. Bunu akıllı adamlar yapmaz. Evet. Yapmaz yani çünkü çok zor bir iş. Düşünüyoruz iki buçuk saatlik video koyacağımızı onu ona bölüp her gün bir video koyabiliriz kanalımız bir anda 6 milyon aboneye de ulaşabilir hani bunun gibi stratejiler var ama yapamıyoruz çünkü gündem odaklı programlar yapıyoruz mizahı da gündeme e, uydurup yapıyoruz hmm. doğal olarak hani bir stok şansımız da yok o anda çekileni hemen vermek zorunda hissediyoruz da kendimizi ki öyle olmak zorunda bence evet. bunu da kimse yapmıyor neden yapmıyorlar çünkü akıllı adamlar yani gidip 20 dakikalık harika bir şahane bir içerik yaparlar. E onu izletirler. 10 on bölüm çekerler. 10 ay yatarlar ama her hafta video koyarlar ve insanlar der ki o sürekli video geliyor. Harika derler. Bizde öyle bir durum olmadığı için e, akıllı adamlarda akıllı olduğu için bunu yapmadıkları için biz çok rakip göremedik. Geçen mi? hafta eee Armağan Çağlayan'ı konuk olarak evet, aldık. Evet. Çok mutluyum ben. İki çok önemli yayıncıyla arka arkaya e, program yapıyorum. Şimdi ikiniz de aslında televizyon patronlarısınız. ama bizim alışa geldiğimiz medya patronu bizzat işin içinde bizzat dükkanın içinde stüdyonun içinde çalışan, yaşayan, orada yatıp kalkan, günde şu kadar adet program çeken filan insanlar alışa geldik bir şey değil. Hı hı. Çünkü eskiden e, televizyon patronu olmak demek bir yandan da bir gazetesi olmak, bir yandan da bir e, başka ticari işler içerisinde olmak, bankası olmak, şusu olmak, busu olmak, başka yatırımları olmak ve patron olmak ve o işten anlamamayı gerektiriyordu. Yıllarca biliyorsun Türk basınında ve televizyonculuğunda işten anlayan ya da anlamayan patron e, konusu konuşuldu zaten patronlar işten anlamıyordu dolayısıyla e, o zaman iyi patron kötü patron yani çalıştırdığı basın mensubunu televizyonda ya da e, gazetede koruyan kollayan ona özgürlük tanıyan onun derdini dinleyen patron ya da bunlardan hiç anlamayan işte e, ya iktidar tarafına ya muhalefet tarafına yaslanmış patron filan gibi ayrımlar yapıldı şimdi bu patronlardan bu patronlara geldik <laughs> yani evet. bizzat işin içinde bizzat kameranın karşısında ama kamera kamera kapandıktan sonra da oturup para hesabı yapıyor. Şuna şu kadar ödedik, buna bu kadar ödedik, şu kadar seyredildi, şu kadar gelirimiz var falan filan. Ve bir süre sonra senin ayarına geldikten sonra da işte muhasebeciyle çalışma, vergi ödeme, şunu yapma, bunu yapma falan filan gibi şeyler oluyor. Nasıl hissediyorsun bu konuda? Ben yıllar önce söylemiştim yani herhangi bir büyük medya patronu senin izlen, izlenme sayılarını gördükten sonra ya satar ya intihar eder diye söylemiştim yıllar öncesinde.